Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün tanıtımını yaptığımız aracımız 2012 model Jeep Compass. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka. 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazın kısaca kullanımına geçeceğim ama öncesinde sık sorulan sorulardan başlamak istiyorum. Direksiyon kumandasını müşterilerimiz çok merak ediyor. Direksiyon kumandamız birebir çalışıyor arkadaşlar. Ses açıp kısma, ileri geri parça atlatma, daha sonrasında telefon cevaplama, mod değiştirme. Bunların hepsini aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunun haricinde geri vites kamerası taktık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman otomatik geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazın kullanımını anlatacağım. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Offline kullanılan bir harita. Kullanımı da çok basit. Haritamız şu anda çıktı. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Daha sonrasında gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Radyomuz var. Radyonun kullanımı çok basit. Buradan hızlı arama yapabiliriz istersek. Görmüş olduğunuz gibi bulmuş olduğumuz radyolardan hafızayı almak istediğimiz varsa eğer alt tarafta 6 tane kanal hafızayı alabiliyoruz. Hangisinin üzerine basılı tutarsak bulunmuş olduğumuz kanalı bir iki saniye içinde oraya hafızayı alıyor. Yine direksiyon kumandamız burada da aktif çalışıyor. İleri geri radyo frekansı değiştirebiliriz. Ses açıp kısabiliriz. Veyahut da bakın burada görmüş olduğunuz tuşumuz da radyo frekansını manuel değiştirmeye yarıyor. Bunu da kullanabiliyoruz. Radyodan da çıktık arkadaşlar. Video menümüz. Videonun kullanımında arkadaşlar cihazın kendisi içine video atabiliriz. Kendi hafızasına. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bunlara takmış olduğumuz flash disk ve hard disk içindeki videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Direksiyon kumandamız yine burada da aktif. İleri geri parça atlatma, ses açma kısma. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ekrandan da istersek bunu yönetebiliriz. Bakın sardırma yapıyorum şu anda. Sardırma hızını görüyorsunuz. Kesinlikle bir saniye bile beklemiyor. Videomuzun kullanımı bu şekilde. İstersek listeyi de görebiliriz. Liste üzerinden de parça seçmek istersek hangi parçanın üzerine bir defa tıklarsak o parçayı bize açıyor. Bir sonraki menümüze geçelim arkadaşlar. Müzik menüsü. Bunu kullanmamıza gerek yok çünkü video ile aynı. Anlatmayacağım onun için kullanımını. Bir sonraki sayfaya geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde eşleştirmesini yapıyoruz. Ve artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Ayrıca Bluetooth menüsünde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların ve dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri geldik arkadaşlar. Ayarlar menüsüne geçelim. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız ağ ve internet. İnternet bağlantısı. Ağ ve internet tıkladıktan sonra kablosuza tıklıyoruz. Cihazımız ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şifremizi girmemiz gerek. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada YouTube'dan video seyredebiliriz. Daha sonrasında Google haritaları kullanabiliyoruz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz arkadaşlar. Google üzerinde gezinti yapabiliriz. Bir sonraki sayfamızda Easy Connect özelliği sayesinde internetin bağlamış olduğumuz telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Yandex navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden navigasyon kullanabiliyoruz arkadaşlar. Google Chrome'da yine gezinti yapabiliriz. İnternet üzerinden de bu uygulamaların hepsini sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Veyahut da Play Store'dan indirmiş olduğumuz herhangi başka bir uygulama varsa onu da bu menüde görüyoruz. Ve onu da yine aynı şekilde bu uygulamalar gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Bu cihazın montajını yaparken elektronik veya plastik aksamda kesinlikle bir oynama yapmadık. Direkt orijinal soketlerine montajı yapıldı. Yani istediğimiz zaman eski teybine dönmemiz çok kolay. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.